Hasan? Duyuyor musun? Bak bu onun kalbinin sesi. Duymam mı Hatice'm? Çok hızlı atmıyor mu Hasan? Dedi ya doktor hanım öyle atar diye. Doğunca çok telaşlı bir şey olacak bu belli. Doğacak değil mi Hasan? Diğerleri gibi o da koyvermeyecek beni. Değil mi? Doğacak Hatice'm. Doğacak. Efendim İsmail Bey. Ben bugün biraz erken çıkayım diyorum. Siz idare edersiniz değil mi? Ederiz de. Hayırdır? Önemli bir şey yok inşallah. Yok. Görüşürüz Esma anne. Görüşürüz. Sevk edin. Ne? Sizi kadın doğum konusunda daha donanımlı bir hastaneye sevk etmemiz gerekir deyin ve yollayın. Ama... Yani niye ki? Bizim her türlü donanımımız var. Ya derdi o değil ki. Hayır, hastayı yerinden bile oynatmamız tehlikeli. Ya öyleyse ne yapmamız gerekiyor Ceyda Hanım? Bir insanın hayatından vazgeçmeden önce elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bir planınız var mı? Yok. Yok. Şu an için yok. Ama biraz siz de düşünmek ister misiniz? 24 haftalık bir bebeği öldürmeden önce neler yapabileceğimizi. Sevk edin. Her şartta ya bebeği ya anneyi kaybediyorsunuz. Size olacakları söyleyeyim mi? 15 güne kalmadan birileri ailenin kafasına girecek ve bize ihmalkarlık davası açacaklar. Uyguladığınız tedavi ne kadar doğru olursa olsun hastaneyi böyle bir tartışmanın içine sokamam. Sevk falan etmiyorum. Rauf Bey, Ceyda'nın haklı. Bu gerçekten çok tehlikeli. Ya belirli bir tedavi stratejiniz yok. Bebeği almazsanız anneyi zaten kaybedeceksiniz. Alırsanız da bebeği. Sevk edin diyorum. Hayır. Bak. Ben bu hastanenin sahibiyim. Ben de bu hastanenin başhekimiyim. Ne? Nasıl? Bir dakika, ben de Ceyda'ya katılıyorum. Hayret. Son ana kadar bekleyeceğiz. Çok fazla bekleyemeyiz. En geç yarın sabah. Tamam, o zaman yarın sabah. Seninle daha sonra görüşeceğiz İlker Bey. Olur Rauf Bey. İyi günler hocam. İyi günler. Hasta kaydı bağlar mısın bana? Merhaba Doktor Ceyda ben. Dün akşam vefat eden Leman Hanım'ı Mezarlıklar Müdürlüğü'nden aldılar mı? Hangi müdürlük? Numarayı verir misin bana? Aha. Tamam. Sağ ol. İlker, anneye gidip bebeğiniz büyük bir ihtimalle ölecek diye sen söylemek ister misin? Tabii. Eğer hastalarla yüzleşmekten korkuyorsan bunu senin için yaparım.